Arkadaşlar hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kicking Machine, İstanbul Valkes Espor Kulübü'nde profesyonel Tekken 7 oyuncusuyum. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Tekken 7'nin çıkarmış olduğu yeni bir e, animasyon olan Tekken Bloodline için bir reaksiyon videosu çekeceğiz sizlerle birlikte. E, umarım videoyu beğenirsiniz. Hemen e, videoya geçelim. Evet, videoya başladık. Keyifli seyirler dilerim. Jin Kazama ve Jun'u hemen görmüş olduk. Biz tabi ki antrenman sahnesi olmazsa olmaz. Ogre var arkadaşlar. Burada büyük ihtimal çok kötü şeyler olacak. Gandruyu var ee, hikayede ve sonunda tabii ki de Heyachi göründü. Bir bir iki bu tek yan bir punish arkadaşlar. <laughs> Paul, e, True Ogre, Leroy, Shavu İnanılmaz çok karakter çıktı. E, önümüze hemen az bir şey geri alacağım tekrardan bakmak için. E, Shavu'yu gördük. Tabii ki Hayachi, Kazuya, Devil Jin ve en sonunda da arkadaşlar Kingi gördük. Ee, ondan sonra tabii ki de Tekken Bloodline yazısı ekranlara gelmiş oldu. Hemen geri saracağım ee, tekrardan e, bakmak için olaylara ve size gerekli bilgileri sunmak için. Ee, öncelikle size dediğim gibi şuradan başlayacak olursak ee, Jun arkadaşlar şöyle az bir şey geri alalım. Jun e, kendisi Jin'in annesi oluyor dediğimiz gibi e, hemen şu Ogre'li olan yere geçmek istiyorum. Oradan size kısaca bahsedeceğim. Ee, şurada şöyle bir olay var arkadaşlar Tekken e, serisinde e, Jun şu an kayıp veya ölü olarak görünüyor kendisi e, Ogre tarafından e, artık başına ne geldiyse hani bir takım olaylar geliyor Ogre, Ogre tarafından e, ve hikayede bunu koymuşlar açıkçası bu çok güzel olmuş e, çünkü buna net bir e, bilgi gerekiyordu açıkçası çünkü Jun e, Tekken serisinde en son Tag 2'de göründü e, onun dışında e, Tekken 7'de kendisi yok. Ee, o yüzden hikaye olarak kesinlikle ogrenin olması çok iyi olmuş. Eee ogre dışında e, dediğim gibi şöyle ileri alacaksak Ganryu var. Ganru'yu bilmeyenler arkadaşlar Ganryu Tekken 7'de bir e, sumo Japon gü gü güreşçisi e, kendisi. Ama açıkçası hikayede nasıl bir yeri olacak hiç bilmiyorum. Çünkü Jine baktığım zaman Jin biraz daha genç duruyor. Hani daha böyle ergenlikten çıkmış, tam daha hani gücüne, potansiyeline erişmemiş biri gibi duruyor. E Gandor'un açıkçası hikayede yerini merak ettim. Tam olarak ne yapacak? Acaba Heyaçi'ye yardım mı edecek? Onun için hani net bir bilgi yok elimizde. İleri alacak olursak zaten Heyaçi'yi gördük. E, onun dışında şöyle az bir şey ileri alırsak Paul var arkadaşlar. Paul e, Tekken'in e, oyunlarında vazgeçilmez olan bir karakter. Çok popüler bir karakter kendisi. E, animasyonda e, Love'ı görmedik. Love Paul çok yakın arkadaş. Ee, büyük ihtimalle ben Love'ı da belki görebileceğimizi düşünüyorum. Belki de tüm karakterleri koymak istemediler ki hani daha hype olsun diye. Ee, onun dışında Paul haricinde devam edeceksek True Ogre var yanlış bilmiyorsam adını. True Ogre'de e, normal Ogre'nin bir farklı versiyonu ama açıkçası arkadaşlar aralarındaki hikaye tam net bilmiyorum. ikisinin ee, Ve Leroy var arkadaşlar. Leroy e, bilmeyenler için kendisi. Ee, Tekken 7'de sezon 3'te gelen bir DLC e, karakteri. Kendisi bir e, Master Wing e, Chun ustası. E, ve İpman'ın ustası arkadaşlar. Hikayede fragmanda gördüğüm detaylara bakacak olursam bu siyah noktalarda Paul da aynı şekilde duruyordu. Büyük ihtimalle e, Paul burada Leroy'a karşı dövüşecek olabilir arkadaşlar. Ama işin güzel tarafı da şu Leroy'un hikayede olmasının şöyle güzel bir sebebi olabilir. Eee... Leroy tekken'e geldiği zaman kendisine özgü bir hikayesi yoktu. Hani e, nasıl bu konumlara geldi, ne oldu da böyle oldu gibi bir hikayesi yok. E, o yüzden animasyonda belki bunu açıklayabilirler ve bu çok güzel olur bizim için. E, Leroy geçecek olursam Shouyu var. Her animasyonda neredeyse var hani tekken serilerinde vesaire. Shouyu olmaz olmaz. E, Jin'in yan, e, yanında duran bir karakter devamlı. Heihachi'yi gördük. Ve Kazuya'yı sonunda gördük. E, Kazuya tabi fragmanda bu şekilde göründü. Ee, artık nasıl bir döngüsü olacak onu merak ediyoruz ve e, Jin'i de görmüş olduk. Şimdi kısaca bilmeyenler için Kazuya Jin ve Jin'in çok kısa bir hikayesini anlatayım. Ee, arkadaşlar yanlış bilmiyorsam serinin ikinci oyununda Tekken 2'de e, Heihachi Kazuya'da Şeytan Geninin olduğunu e, görüyor ve onu uçurumdan aşağı atıyor e, ve e, arkadaşlar Kazuya'da uçurumdan kurtulunca Heihachi'yi öldürmek için and içiyor. Ve Tekken 7'nin e, son oyununda, hani Tekken 7'nin oyununda kendisi Heihachi'yi öldürüyor ve Love'ın içine atıyor. Yalnız bu sizi yanıltmasın. Heihachi birçok defa hani, kazıyor tarafından e, bu şekilde öldürülmeye çalıştı ve e, öbür oyunlarda yeniden dirildi. Açıkçası Tekken 8'de tam ne olur bilmiyorum. E, onu göreceğiz. Ve e, Devil, Devil Jin'in hikayesi de şu. E, Devil Jin Normal bildiğiniz jin, şeytan e, genine sahip o da, kendisi Kazuya'nın oğlu ve cin e, de Kazuya'nın e, annesini öldürdüğünü düşünüyor ve o yüzden ondan intikam almak istiyor ve babasından nefret ediyor. Genel olarak hani Kazuya, jin ve Heiichi birbirinden nefret eden e, karakterler e, ve serinin 8. oyun oyununda da büyük ihtimalle hikaye e, Kazuya ile jin arasında geçecek arkadaşlar. Artık tam e, ne olacak bilmiyoruz. Bilmeyenler için de kısaca şunu söyleyelim. E, Tekken 7'nin şöyle bir animasyonu daha vardı. Tekken Bloodline hani bunun haricinde Tekken e, Blood e, Vegans olması lazım yanlış bilmiyorsam. O şekilde hatırlıyorum. Orada da yine e, animasyonda buna benzer çok çok iyi şekilde işlenmişti. Kazuya Jin ve Heichi'nin e, genel hikayesini konuk alıyordu ve o da mükemmel bir animasyon filmi. İzlemediyseniz kesinlikle size tavsiye ederim. Devam edecek olursak ve King var arkadaşlar. E, King'i bilmeler için kendisi bir e, Amerikan güreşçisi. Ee, o şekilde yani öyle bir dövüş stili var. Ee, kendisi de çok popüler bir karakter Tekken serilerinde. ikonik bir karakter. Ee, burada anlayacağım kadarıyla şunu söyleyebilirim. Jin'in eldivenine bakacak olursam Jin hani burada antrenmanını vesaire hani her şeyi tanım, hani tamamlamış. Artık kendi potansiyelini görmüş ve e, Tekken'in düzenlenmiş olduğu Tekken Iron Fist demir yumruk turnuvasına katılıyor. Büyük ihtimalle. E, tahminimce o turnuvayı da kazını vardı. Kazıyla vesaire falan dövüşecek. Öyle tahmin ediyorum. Kendi açımdan. King de çünkü profesyonel bir dediğim gibi Amerikan güreşçisi. Onun da hikayede yeri büyük ihtimalle demir yumurta olacaktır. Onun dışında büyük ihtimal çok fazla karakter olabilir. Belki hikayede göstermemiş olabilirler ama birçok daha da karakter var. Belki şunu seri halinde yapabilirler, bölüm bölüm olabilir ya da işte ikincisi çıkabilir kalan karakterleri de oradan görebiliriz. Benim düşüncem arkadaşlar animasyonun gerçekten çok iyi olacağı yönünde. Umarım istediğimiz her şeyi görürüz ve bizim için çok güzel bir animasyon olur. Tekrar bakalım. Onun dışında zaten bir şey kalmadı. Tekken Bloodline yazısında görmüş olduk. Ben Kicking Machine arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tekken Bloodline için bir reaksiyon videosu çektik. Umarım elimden geldiği kadar hikayeyi anlatabilmişimdir size kendimce yani bildiğim kadar. Sorularınız veya görüşleriniz olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Elimden geldiği kadar sizlere cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.